Mehmet Bey'in en sevdiği meyve avokadodur. Bir, iki, üç. Birbirinize bakın. Sevmesen de sevmek zorundayım artık. Sevmesen de ağlıyorsun ya. Onun adı avokado böyle tartık. Avokado benim yaşam tarzım. Her gün avokado yerim. Bayılır avokado. Bütün satışları patlattınız pazarlarda. Vallahi. İkinci cümleye geçiyorum. İknur Hanım, Mehmet'in arkadaşlarıyla tatile gitmesine artık karşı çıkmaz. Bir, iki, üç. Mezardan karşı çıkar. Çıkarım. O kadar değil ya. Çıkarım tabii yani. Mezardan çıkar, yine karşı çıkar. Peki, üçe Allah geçiyorum. Allah geceler versin, güzel karım benim. Oh. Mehmet Bey çoraplarını sürekli salonun ortasında bırakır. Bir, iki, üç. Birbirinize bakın lütfen. Sen benim ne zaman böyle bir şey var ya, ben bırakır giderim. Ben hayatta öyle bir şey yapmam. Yatak odası desen neyse de ben salona ne zaman çıkardım arkadaş ya. Aman hep atıyorsan. Salona ben hiç çıkartmam da bir kere. Ben çünkü giderim yatak odasını üstümü değiştirir gelir salona otururum. Evet, dörde geçiyorum. Giydiği kıyafetleri beni dolabına koyuyor ya. Ya tamam. İknur Hanım 100 lirayla bir ayı geçirebilir. Bir, iki, üç. Birbirinize bakmadan. Günde 1 lira harcar yine geçirir. 2 ay bile geçirir. Abartma. Ya Mehmet bana para önce de hiç harcamıyor mu o yüzden? Şimdi ama gerçekten öyle. Mehmet şimdi bana para veriyor. Ondan sonra diyor ki bir şey alırsın kendine. Ben hiç harcamıyorum ama. Temel o cüzdanımda hep durur. Temel ihtiyaçlar karşılansın, o 100 lira bir sene durur cüzdanımda. Ne güzel, tasarruflu eşiniz. Maşallah. O konuda bayağı şanslıyım yani. Evet. Çok şanslısın. Beşinci cümleye geçiyorum. Evet. Mehmet Bey İknur Hanım'dan habersiz sürpriz yapamaz. Bir, iki, üç. Katılıyorsunuz yani birbirinize. Evet, o hiç sürpriz yapmaz ki. Yazıklar olsun ya. Ne zaman yaptın en son sürpriz? Bana en son ne zaman sürpriz yaptığını şimdi söyle. Açıkla. Yemek, bu kadar insanın. Yemek hazırla doğum gününde. Yazıklar kaç olsun. Kaç sene sana. Önce? Senesi var yaptım. Anladın mı? Kaç sene önce? Sene, bir kere... sene fark eder mi? Yapmış mıyım, yapmamış mıyım? Abi bir kere yapıyorsun, ondan sonra kafama kakıyorsun. İşte ya. Biz de böyle gösteriyorsun. Tamam, o kadar. Bir kereyle olmaz. Çiçek alıyorum, o kenarda kurur kalır. Çiçek ya. Zaten kurur. İnsan hediye verince de onun kıymeti bilinsin. Televizyonun dibine koyuyor, orada seni kendi kendine ver. Ya canlı çiçek almıyor. Bak şimdi öyle konuşup burada benim sinirlerimi bozma. Sen... O çiçek orada kururken benim sinirim bozmuyor mu? Ya çiçek zaten kurur yani. Bu canlı çiçek değil, biraz toprakta bir çiçek almıyor. Biraz bak ama kıymetler, mağazaya koy bir hadi şey hadi yap. Hadi hadi hadi. Uzman odasına böyle hadi olmaz. Terapi odasına geçelim.